Çalışmaların durdurulmasının düşünüldüğü anda yine Erciş'teki Aydın Apartmanı'ndan, o apartmanın enkazından bir ses geldi. Dün gece felaketin 101. saatiydi. 18 yaşındaki İmdat Padak da imdat çığlığını ekiplere duyurmayı başardı. Gözünden bir damla yaş süzüldü. Tam 101 saat sonra gelen mucizenin gözyaşları bu. İmdat Padak Erciş'te Zeylan Caddesi'ndeki 5 katlı Aydın Apartmanı'nın enkazında sıkışmıştı. Felaketten 5 gün sonra umudun yerini endişe almıştı ki Azeri ekip duydu sesini. Ben kafamı korumaya çalıştım. Kollarımı arasına aldım. Evet. Sonra geldi. Yani fazla nedir? Aralık ne fazla genişti ne fazla dardı yani. Köpeklerle ve hassas dinleme aletleriyle de arama yapıldı. Ona rağmen ses alınamamıştı. Son anda artık enkaz kaldırma çalışmalarına geçeceği sırada bir ses alındı. Güvenim vardı yani, inancım vardı. Kurtulacağıma. Sesler gelince ben ses çıkartıyordum. İlk sizinle karşılaştığında ne söyledi size? Sağım buradayım, hay verdi. Sağsam mı? Cevap. Ha, cevap verdi bize. Azeri ekip hemen yardım istedi. Beton yığınının arasından delik açıldı. Sağ salamat kişi çıktı. Hiçbir yeri zede almamış. Tertemiz çıktı. 101 saat sonra imdatın ciğerleri temiz havayla doldu. İmdat önce Sahra Hastanesi'ne götürüldü. Sonra da Van'a sevk edildi. İlk 24 saat her zaman kritik dönem. Ama mutluyuz. Ve bugün yoğun bakımdan çıkarıldı. Allah büyüktür dedim. Neydi, ne işte? Her şeyde bir hayır vardı. Hiçbir şey içmedim ama. Ya. Yağmur sizler. Ferhat'ı, İmdat'ı ve 12 Erciş'liyi daha yaşama bağlayan ekibin öyküsünde sıra deprem haberini alır almaz sınırı geçip Azerbaycan'dan gelen 200 kişilik ekip mucizeler yarattı. Kulladık onları, temizledik, dinledik, hay verdi. Biz de temizledik çıktık. Sağ salamat kişi çıktı. Hiçbir yeri zede almamış, tertemiz çıktı, kaytardık. Gece gündüz demediler, soğuğa, sağına, lapa lapa yağan kara aldırış etmeden can kurtarmak için seferber oldular. Gücümüz yettiği kadar yardım edecek öz kardeşlerimize. Başardılar da. Felaketin 101. ve 108. saatlerinde gelen mucizelere imza attılar. Sağsam mı? Ha, cevap verdi bize. Felaketten kısa süre sonra Azerbaycan ordusunun arama kurtarma ekibiyle Olağanüstü Haller Bakanlığı ekibi Erciş'teydi. Özel eğitimli köpekleriyle enkazlar arasında dağıldılar. Türkiye'nin derdi hem de Azerbaycan'ın derdidir. Biz hemşe sizin yanınızdayız. Siz neca şey hemşe bizim yanımızdasınız. 14 kişiyi kurtardılar. 101. saatte lise öğrencisi İmdat'ı hayata bağladılar. Allahu 108. saatte ilköğretim öğrencisi Ferhat'ı enkazdan çıkardılar. Ferhat açın bana su verin diye seslendi ve onun halini soruştuk, vaziyetini soruştuk. Çok yakışıyım, çok iyiyim söyledi. Azeri ekibi yine mucizeler yaratmak için bugün de enkaz başındaydı. 108, 110, 120 saat sonra yeni canlılar çıkartmaya hazırız. Azerbaycan bir yandan da ihtiyaç malzemesi gönderiyor. Son olarak 40 kamyonla 1000 kişilik çadır, 2000 battaniye, sahra mutfakları ve acil yardım malzemesi Erciş'e ulaştı.